bebeğim. Gitti benim yavrum anne. İçimde kocaman bir boşluk var. Gitti benim yavrum. Ah be Şerifem. Ne yapacaksın? Olan oldu bir kere yavrum. Üzme artık kendini. Nasıl üzmeyeyim anne? Nasıl üzmeyeyim? O benim içimdeydi, şimdi yok. Kamuran benle o bebek için evlenecekti. Şimdi ne yapacağım, ne edeceğim ben? Şerife. Kızım bak, beni dinle. Bak, canından can koptu, anlıyorum, zor. Kolay bir şey değil ama. Ama bak, bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın, anladın mı? Şimdi Kamuran nasıl olsa evlenmeyi kabul etti. Bebeğin düştüğünü kimseye söylemeyeceğiz. Babana bile. Sen de Kamuran'la evlenip konağda hanım olduktan sonra kim sallar bebeği? Nasıl kim sallar ya? Ben sallarım. Daha dün karnımda hissediyordum ben o bebeği. Kamuran da benim canımdan, kanımdan bir parçaydı o. Hay senin de Kamuran'ın da. Kız sen deli misin? O bebeğin düştüğünü öğrendikleri zaman Kamuran senin yüzüne bakar mı? Ha? Necip Bey bizim konakta tutar mı? Hepimizi dışarı atarlar. Akıllı ol. Şerife. Ne oldu kız, niye ağlıyorsun sen? Öpersene, ne oldu? Yok valla bir şey baba. Aman Hüsnü be. Sen de amma meraklı oldun, çıktın. Ya kızım belki sancısı var, sana söylemek istemiyor, Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. O zaman ayağına kadar doktor geldi, niye iyiyim dedi ki? Hadi kalk, kalk doktora gidelim yavrum, kalk. Ya lüzum yok doktora falan. Aa. Nasıl yok la? Canım bunlar gebelikte böyle kasılmalar olur yani. Bir korkulacak bir şey değil bu. La sizin haliniz hal değil. Nikah olacak ve siz zil takıp oynamayacaksınız, değil mi? La gökte düğün var deseler siz merdiven dayayıp çıkmaya kalkarsınız be. Var var, bir şey var, bir şey çeviriyorsunuz siz. Aman sen de be. Eğlenecek hal mi kaldı o kadar olaydan sonra? Siz benden kesin bir şey saklıyorsunuz. Ya Hüsnü, ne saklayacağız senden? Aa. Sen asıl başımızdaki derdi bilmiyorsun. Ne, nasıl, ne oldu ki? Yürü, yürü. Yürü.